Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Tarsus'ta olmaktan her zaman biz de keyif duyuyoruz. Şimdi markanız bünyesinde profesyonel hizmet, birinci yılınızda başarılı sonuçlarla birlikte yükselen bir ivme var. Çok kısa çalışmaları konuşmadan önce sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Tevfik Gecikmez kimdir? Sektörden nasıl tanıştınız? 76 Tarsus doğumluyum. Daha önce iletişim sektöründe kuyumculuk ve petrol istasyonu çalıştırdım. Evet. Memlekette böyle bir açık olduğunu keşfettim. Daha sonra çalışma yaparak Burayı hayata geçirdim. Birinci yılınız? Şu an birinci yılımız. Nasıl geçti bu süreç? Memnun musunuz? Hedeflediğimizin şu anda üzerinde geçiyor. İyi gidiyor diyorsunuz. İyi gidiyor, çok şükür. Anladığım kadarıyla Tarsus halkı böyle bir şeye bayağı ihtiyaç duyuyordu. Siz de burada bayağı emek vermişsiniz. Güzel bir yer yapmışsınız. Evet. Yani ciddi emek verdik. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. İnşallah. Peki kaç metrekare bir tesis bu? Toplam 250-300 metre aralığında bir tesisteyiz. Peki oturma alanlarından bahsedelim biraz. Farklı farklı bölmeler var. Burayı bize özetler misiniz? Yaklaşık 80-90 kişilik açık alanımız var. Gerisi kapalı alan. Evet, iki bölümden oluşuyor. Çocuk oyun alanımız var. Evet. Farklı üç bölüme yarattığınız bir noktadayız. Yani evet. Bir açık alan, dışarıda üstü açılır kapanır bir sistem. Evet. İçeride kapalı alanımız ve çocuklarca düşünmüşsünüz. Sonuçta aileler geldiği zaman çocuklarına evet, rahat, huzurlu, keyifli bir şekilde zaman geçirsin. Evet, gayet güzel. Peki burası saat kaç aralığı açık? 8-24 arası açık. 8-24. Menümüzde neler var? Menü zengin herhalde biraz. Menümüzde Facebook ve alakart şeklinde var. Evet. Sıcak, soğuk içeceklerimizin. İçecekler, kahvelerimiz, çikolatalarımız, pastalarımız. Evet, hepsi herhalde mevcut. Dolu dolu. Peki burada toplu organizasyonlar açık mı siz? Böyle veya açık. Oluyor mu? Böyle oluyor. Çalışmalarımız oluyor. Doğum günüdür. Doğum günü, özel günler. Davetler, toplantılar. Tamamını açıyoruz. Evet. Gayet güzel. Peki burada sektör olarak şimdi sizin olmazsa olmaz kurallarınız vardır. Evet. Hizmet verirken neye dikkat ederiz? Öncelikle kalite. Akabinde temizlik. Hijyen kuralları. Tamam. Bir de şimdi gelen müşterilerin tam bir kılık kıyafetle birlikte güler yüz karşılamak da önemli. Bizim için çok önemli. Evet. Personelinizi bu konuda toplantılar yapıyor musunuz? Eğitimler sürekli. Yani haftada bir defa mutlaka toplantı yapıyoruz. Mutlaka bir görüşmeler, istişare. Verimi arttırabilmek için. Evet. Değerlendirme yapıyoruz. Peki bu isim hakkı sizin. Bu konuda ileriye dönük hedef ve planlarınızda neler var? Bu isim hakkını, Türkiye'deki isim hakkını aldık, evet, şirketimiz bünyesinde. Düşünüyoruz yani franchise'lere açık mısınız? Açığız, evet. Ama biraz diyorsunuz bir süreç var, onu bir görelim. Bir sürecimiz var, bir kendimiz işe hakim olalım. Ondan sonra İlerleyen zamanda Türkiye'nin farklı illerine bu ismi yayabiliriz diyorsunuz. Evet, yayabiliriz. Buna da açık olduğunuzu ekranlara başlayıp değerli izleyeceğimize iletmiş olduk. Peki burada aldığınız, kullandığınız malzemeler, yani ürün kalitesi açısından sormak istiyorum. Günlük taze mi hazırlıyoruz hep çalışmalarımızı veya nerelerden tedarik ediyoruz? Şimdi mutfağımızdan hiç hazır ürün kullanmıyor. Evet. Yani etimizden, sebzemizden, bütün ürünlerimiz hepsi taze. Doğal, günlük. Tabii doğal. Eti işte hazır alıp kullanmıyoruz kasaptan. İlindik bir kasapla mı çalışıyorsunuz sürekli? Tabii burada işte kendini kanıtlamış kasaplarla, güvenilir kasapla çalışıyoruz. Sebzemizi yine öyle, meyvemizi tabii yine öyle. Yani mutfağımızda hiçbir endüstriyel bir ürün kullanmıyoruz. Yok diyorsunuz, her şey doğal, günlük taze hazırlanıyor. Tabii. Peki burada çeşitli pastalar da yapıp sunumlar da yapıyorsunuz. Evet. Bunların hazırlanış burada mı yapılıyor, dışarıdan mı, anlaşmalı bir noktanız mı? Dışarıdan bu işi yapmış, kendini kanıtlamış, hiçbir üründe problem olmayacak pastaları kullanıyoruz. Evet. Çünkü değişiklik gösterebiliyor. Yani yaptırdığınız zaman damak tadında lezzetli değişmemesi için. Evet. Bu işi profesyonel yapan insanlardan temin ediyoruz. Gayet güzel. Peki, sektör olarak bölgede şubeleşmek var mı planlarınızda? Burada kendi, yani şu anda bir il dışında değil de daha il içerisinde Adana, Mersin, buradan eğer franchise'lik vereceksek
kendi hakim olduğumuz alanda. Yani biraz daha lokasyon olarak iyi yerlerde, yakın illerde bunu düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz, evet. Peki, başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ediyorum. İller için teşekkür ediyorum. Son olarak sizi tercih eden, destekleyen, bu güzel noktayı ziyaret eden Tarsus halkına biz teşekkür, son sözlerinizi alalım. Tarsus halkına yaklaşık bir yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Evet. Beklentilerimizin çok üzerinde ziyaretçimiz, misafirimiz oldu. Bütün Tarsus halkına ve şehir dışından gelen bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Peki, ben size çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız bu güzel lokasyon, yerden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir hizmetinizde, büyüme yolunda tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.